Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 12 Mayıs 2022 günlerden Perşembe saatlerimiz 17.25'i gösteriyor. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Sevgili yarış severler bugün 12 Mayıs 2022 Perşembe günü gündüz programı Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak 9 koşuluk programla start almıştı. Öncelikle Ankara at yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Akşam yarışları İzmir Şirinyer hipodromunda koşulacak 10 koşuluk programla tamamlanıyor. Ben İzmir 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum sevgili yarışseverler. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de derlediğim Sahadan duyduklarımız köşemiz var sevgili yarış severler özellikle dün İstanbul ikinci altılı Ganyan analizimiz 1361 reveren altılı analizimiz sahadan gelen sahadan duyduklarımız köşemizde tutmuştur çok rahat bir altılı bulduk arkadaşlar özellikle sahadan aldığımız analizler son aylarda çok etkili oldu. Grubumuz aylık 100 liradır sevgili yarışseverler. severler. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılım da 200 lira. Grubumuza 3 ay katılmak isteyen arkadaşlarımızın aylığı 66 lira gibi bir meblaya denk geliyor sevgili yarışseverler. severler. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever sever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani cümle içerisinde kelimelerle ifade ederek bırakalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor sevgili yarışseverler. severler. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da mail olarak atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okanguner.tv.com gmail.com diyerek ben İzmir akşam yarışları ikinci altılı ganyan analizlerime geçiyorum. İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. ikinci altılı ganyan programın 5. koşusuyla 4 karı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 16 yarış ile start alacak. Burada özellikle beğenimi kazanan bir isim var. Özellikle son yarışında çok beğendiğim 11 numaralı İsmail An Evet bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde 51,5 kilo sikletiyle bu koşuya katılacak Baba Mevlid temsilcisini ilk şanslı safkan olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim formda safkan 3 numaralı komşu Özcan. ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Kral Çeko. 10 numaralı Anania ve 4 numaralı Söerdem isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim safkanlardır. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Arkadaşlar bugün belki daha yüksek AGF'li bankolar olabilir. Yarıştan önce AGF'lere sadece çıkan at olması durumunda bakıyorum. Çünkü çıkan at olması durumunda özellikle Kürü safkanlardan biri çıktıysa çok büyük avantaj sağlamış oluyoruz. Onun haricinde yarıştan önce AGP'lere bakmıyorum. Bu benim görüşümü etkileyebiliyor. O yüzden e, burada favori mi çıkar, sürpriz mi çıkar kestiremediğim bir safkan ama son yarışında özellikle gerilerden son 200 metrede ekran kadrajında dahi olmayan gerilerden çok düzgün aksiyonlarla geldiğini gördüğüm Victoria Galop temsilcisi Anikantat Fortorno 9 maalı Bianco arkadaşlar ben bugün bu safkanı Onur Yıldız kardeşimiz idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 3. ayağı 3 yaşta İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da bir numaralı Battle Cry. Yine form durumunu çok beğendiğim özellikle orijinli pedigrisini çok beğendiğim bir isim. Babadan Emilsa Double Son'un temsilcisi. Anne kanatta Royal Abjara dayanıyor ve bugün bu safkanın meydinden çıkmasını bekliyorum. İlk şansı bugün Muhammed Mir Bilgi idaresinde bir numaralı Battle Cry isimli safkana vereceğim. Yine altı numaralı Bayan Mahur Smart Robin temsilcisi ardı ardına koştuğu iki güzel yarışta iki güzel ikincilik elde etti. Bugün yine Evet arkadaşlar Sinan Özen dairesinde piste çıkacak. ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 10 numaralı Mary Legs ve bugün ilk defa Çim'e çıkacak olmasına rağmen aksiyonlarının Çim'de gider tarafını gördüğüm 7 numaralı Dainet Ron isimli safkan da bugün ilk 4 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da 3 numaralı Full Throttle bugün esasen alternatif banko olarak da yazılabilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kolay rakiplerinin yanında start aldığını görüyorum. Bugün 3 malı Full Throttle'ı. Mustafa Çiçek idaresinde ben öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Safkan daha önce bu mesafelerde start aldı arkadaşlar ama hep sert gruplarda, hep grup yarışlarda, açık üç gruplarda koştu. Bugün dediğim gibi banko tercihinde bu Safkan'dan yana kullanabilirsiniz. Ama benim bugün bankom tuttuğum safkanı banko verdim. 3 numaralı Futrotal'ı bugün ilk şanslı isim olarak önereceğim. Safkana rakip olarak da yine 5 numaralı Cool Image. Bugün farklı bir yarış bekliyorum. Özellikle kısa mesafede 5 numaralı Cool Image'den. Evet son yarışta 1200 mesafede 1-10 üzerinde bir yarış çıkarmıştı. Yine 9 numaralı Queen Star ve son isim olarak da 2 numaralı Hikmetan isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir. Ve altılı gayenin 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar ben bu ayakta evet 7 numaralı Ice Breeze özellikle son yarışını izlediğimden beri acaba banko mu versem bu safkanı diye bir içimden e, telkinde bulunuyorum. Çünkü çok gösterişli, çok rahat bir yarış kazandı. Bu safkan biliyorsunuz anne baba Amerikan menşeili bir safkan. Genelde Amerikan menşeili safkanlar kuma daha gider bir yanları var. safkan çok beğendim. Bugün ekür koşma avantajı da bulunan 7 numaralı Ice Breeze benim öncelikli şans vereceğim isim olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 9 numaralı Sklatchi. Evet arkadaşlar eli kulağında bir isim. E bugün Mehmet Kaya idaresinde 9 numaralı Sklatchi benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 2 numaralı Adem Ağa. Evet ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yani burayı da 7 9 ve 2 şeklinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağı 4 yaşlı Arap safkanlarının 1800 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 19 yarışına geçiyorum. Sevgili severler özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala, YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Belki sizler için çok şey ifade etmez kanalımıza abone olmanız ama Bizler bir yerlere gelmemiz lazım. Bir emek veriyoruz. Mücadele içerisindeyiz. Sizler de bize destek verirseniz hepinize minnettar kalırım. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 lira. 2 aylık katılım 180 lira. 3 aylık katılımda 200 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuz 66 lira gibi bir paraya tekabül ediyor sevgili yarış severler. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever sever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani cümle içerisinde kelimelerle ifade ederek kelimelerle telefon numaranızı anlatarak bana ulaştırabilirsiniz. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Bu yüzden tarafıma ulaşmıyor. Ancak Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak mail atabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okangunertv.gmail.com Diyerek ben arkadaşlar Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Son ayak bugün Dört yaşlı Arapların 1800 mesafe Çin pistte koşulacak. Şartlı 19 yarışında bir türlü birinci gelemedi. Bugün şartlı 19 yarışta koşuyor. Beklenildiği gibi diyeyim. 7 numaralı Hitit kız bir joker temsilcisi. Bir haber batur torunu. Bugün Mustafa Çiçek arkadaşımız bu safkana binmiş. Daha önce iki kere binmişti. Bir kumda biçimde olmak üzere. Kumda çok etkili olamamıştı ama şimdiki yarışta tatminkardı. Bugün yine Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak. Benim ilk şans vereceğim isim olacak. 7 numaralı Hitit Kız. Yine 10 numaralı Sakibe'den bugün etkili koşmasını bekliyorum. Ateş Topu'nun temsilcisi. Evet arkadaşlar bugün Görkem Özçelik kardeşimiz idaresinde piste çıkacak bu safkana. Son 5 koşuda 4 kere bindi Görkem kardeşimiz. Yine 12 numaralı Mas Mavi, 8 numaralı Kardan ve 5 numaralı Yalnız Adam isimli safkanlar benim bu koşuda dikkatimi çeken isimler oldu. Sevgili yarısı severler yine arkadaşlar 4 numaralı Mukom isimli da yeri olan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala abone olursanız, destek olursanız hepinize minnettar kalırım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.